Evet arkadaşlar, Pathfinder Adventures'ın 20. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde plotu artık tamamen öğrenmiştik. Şimdi ogrelere karşı barajı savunacağız ve tüm kasabanın ve belki de daha fazla yerin sele karşı yani sele kurbanı olmamasını sağlamaya çalışacağız. Ve işte Jacardo Sovark, doğru hatırlıyorsam işte Shalelu'nun babası ve Paladin'imizin destesindeki bir kart. O diyor ki bizle beraber kaleyi kuşatmaya gelmişti, onu Ogrekinlerden kurtarmıştık. Kuru kafa geçişi. Ogreler baraja yavaş yavaş işliyorlar. Onları bırakalım. Her şekilde bu baraj yıkılacak. Yanlış çevirdim herhalde. Ogreler yorgun ve yüksek sesli. Bence onları ambushlayabiliriz. Dem mi temporary kapayamıyormuşuz. Okay. Dem neresi? 18-18'likmiş. Ve ogreler. Burası mağara. Burası dem bu. Tamam, burayı kapatamıyormuşuz. O zaman buraya son geleceğiz. Nasıl olsa burayı kapatamıyoruz. Dexterity veya disable'lash yapabiliyormuşuz ama kapatmak için karizma veya çok ters olmuş bu. Buraya Merisiel'i yollayabiliriz. Strength 5 check. Paladin buraya. Kyra buraya. Kyra buraya. O zaman şöyle. Burası kapatması daha kolay. Önce böyle başlıyoruz. Ve Kyra ilk oynayacak çünkü Kyra'nın gitmesi gereken iki yer var. Sanırım böyle oynayacağız. Evet, baraj yıkıldı ve yaratık buradan aşağı indi. Ve yürümekle ilgili zorluklar var mesela. Ama Kyra'nın fort check'i yüksek. Explosive runes! Yes! Bu sabah bir bunu yazan kişinin bu sabah bir explosive runes hazırladı. Ya da bugünlük bir az explosive runes kullanım hakkı kaldı. Intelligence Arcane ya Dexterity Acrobatics. Arcane'e bir D4 alabiliyorum. Dexterity ve Acrobatics'e artı veren bir şeyim vardır kesin ya. Yokmuş. Okay. If undefeated, 2d4 damage. Uf, 2d4 çok fazla ya. Fire damage, tüm elimi kaybederim 2d4. 3 spell kaybederim 2d4'e. O zaman önce Thorag'ın Blessing'ini kullansak 2d6 oluyor. Bir de bunu kullanacağız. Thorag'dan daha iyi kullanabilecek bir Blessing var mı? Sende Haste falan var, sen kullan Blessing'i. Sen şunu bir kullan, bir yüzdeleri görelim. Bir dakika, ne oldu? Biz biraz önce Arcane gitmiyor muyduk? Ha, Intelligence check gidiyoruz. Arcane trained olmadığı için D4'e dönüyor. Okey, o zaman sen bir Thorag kullan. %50 yaptık. Daha fazla kart kaybetmeye gerek yok. Tutar çünkü. Zeki adam. Yani Kyra zeki kadın. Burada bir bakalım. Bir yaratık bakalım. Hag. Okay, seni sakince cadıcım seni aşağı atalım. İşim yok seninle. Recharge.
Güzel. İyi ki kullanmışız. Zaten recharge'lı companion'ları kullanmamak için hiçbir sebep yok. Tamam. Magic studded leather armor. Studded leather'ın ilginç, beklediğimden çok daha farklı bir görüntüsü varmış. Alamazsak alamayız. Totoloji. Şöyle bakarak şey yapalım. Tamam. Ben çok okeyim bununla karşılaşmaya. Silahım yokmuş. Silahım yokmuş. Abort mission. Abort mission. Bir de Dex ile saldıramıyorum şu anda silahım olmadığı için. O yüzden bu da işe yaramayacak. O zaman bir fire damage ekleyelim. Tamam. Dex ile saldıramadığım için en güçlü iki özelliğimi kullanamıyorum. O zaman şöyle bir 2d6 alalım. %80 iyidir dedi. %80 iyidir. Yes. Çok güzel. Müthişim bununla. 11'lik bandit. Bir de recharge istiyorum. Tamam. Hide armor'umuzu discard ettik. Bir de seni kullandık. Ve ilk yeri kapattık. Buradaki silahlardan devam edebileceğim. Force Quarterstaff diye ilginç bir şey gördüm. Değer mi? Okey. Tamam. Kedicik sen bir git. Reveal. %76 gayet yeterli bir sayı. Tam yeterliymiş gayet de değil. Bakalım. O gene villain. Okey. Ben çok okeyim buna. Hatta discardlayalım. Hatta bunu da kullanalım. Of, iki silahımızı da kaybettik. Bu kötü oldu. 4 silah var sanırım paladinde. İkisini kaybettik. Strength check. Özellikle strength check'e bonus veren bir blessing'imiz var mı? Yok. Siren Ray Constitution öyle. Tamam. O zaman bir tanrılar bizi kutsasın. Tanrılar bizi kutsadı. %93 tutar dedi. Tuttu. Yes. Bunun closing power'ı neymiş? You may banish a card. Elimden atmak istediğim kart yok ama. Şu da güzel kartlar. Çok hızlı, çok seri iki yer kapadık. Çok mutluyum. Incendiary Clouds neydi? Okay. Neymiş? Wisdom veya Survival. Atalım. Luckstone normalde çok güçlü kart da. Haste. Ne? Hayır. Haste kullanacağım ya. Evet, haste'i bir recharge edelim. Con veya Fort 6. Dexted veya Disable 8 daha mı iyi? Hayır. Farazma bizi kutsasın. Giant Gecko. Attack trait'i var. O yüzden bunu kullanacağız. %100 zaten. Lightning Bolt'u niye bu kadar seri kullanıyorum? Çünkü desteğe geri karışacak. Gayet yeterli. Faces Stalker. %58. Hayır, geri al bu şey, Wisdom Check. %0. Bas Holy Light'ı.
Holy Light'ı bir geri alalım. Top kartı çöpe attı. Okey. Çok can yakmaz bu. Sadece damage spell'im kalmamasına rağmen şu anda aramaya devam ediyorum. Ama Potion of Gracefulness geldi. Ve aldık. Hadi kaşınmaya devam. Hadi be. Güzel şeymiş. Güzel itemmiş. Banyoz ama olsun. Şimdi burayı aramaya devam edecek miyim? Çok zamanım var ya. Buradan ilginç ilginç silahlar çıkacak. Mesela. Mesela güzel bu. Burada birden fazla tur kaybetmek istemediğim için. Mesela Trident artı 2. Bu da güzel. Okey. Yeterince görmüş olduk desteği. Son silah da sanki artılı değildi. Yürüyelim. Baraja gitmeden önce buraya gideceğiz. Buradan iki kişi olmadan gidemiyoruz. Tamam. Hemen bir sonraki gelinde. Kapatınca ya da bitiyordur bu özellik. Yoksa çünkü her zaman birini burada bırakmam. Burası dam çünkü. Lanet olsun. Buraya gitmeyecektik. Mağarayla karıştırdım. Neyse artık. Demi yavaş yavaş azaltmaya başladım. Ambush. Wisdom, Perception, Dexterity, Acrobatic. Sende ne var? Recharge kart. Ayome'de karizma. Önce bir şunu yapalım. İşte erişilebilir olsun. Oo, Ayome'de'dayız. Ayome'de'daysak zaten çatır çatır kullanayım. Alalım. Alamadık. Olsun. Seni recharge'layarak Token of Remembrance alalım. Tamam. Verimli bir tur. Açalım. Yethound. Okey, bu wisdom çekip atalım. Pathfinder Chronicler buna artı veriyordu değil mi? Reveal'la hem de. Unuttum ya. Basacağız sizlere bu o zaman. Spellerle vurmak çok güzel bir şey ya. Çatır çatır. O zaman Destan'ın kutsaması üstümüzde olsun. Ve boss'u bulduk. Tamam, boss deme gidecek. Burası tehditler ve küfürleri savaşacağımız yer. Senin sıran. Kemik kırana iyi bir neden ona iyi bir sunak olacaksın. Ama cadılar önce seni çalmazsa. Ha, bu yeterli. Klasik şey tropuyla dalga geçiyorum. Şimdi burayı kapayamıyorsun temporarily. Okey. Neyse. Hayır, finished closing ya. Incendiary Cloud display edince 2D4 alıyorum.
Bu güzel değil. Encounter'ı Xanthus Baba'yı. Şimdi ikinci kombat var. Bir de Blessing geliyor buraya. Of. Kombatı kaybetmek azıcık can yaktı. Evet. Healing'e başlayacağız. Xanthus Baba'yı da attık çöpe. Stalker. Okay, Wisdom check. Ben seni yeni dönmemiş miydim? Bunu ne yapıyor ki? Okay. Improved Mending var nasıl olsa. Yani Improved Mending'i kullanalım. Bunları recharge edelim. Tamam. Çok güzel. Burayı biraz yavaş arıyoruz ama yapacak bir şey yok. Hayır, sen hareket edeceksin. Sen nereye gideceksin? Sen buraya gideceksin. Bir dakika. Seoni niye burada? Boss'un efekti herhalde. Zombie Horde. Tamam, yapalım. Kılıç kullanmayı unuttum ha. Böyle olsun. Spike Chain'i reveal ediyoruz. Heat Metal'a gerek yok ya. Dedim. Gerek yok diye. Evet. Zombie minion son olarak. Ha, sana ben bir şey yedireceğim. Of. Bu dursun. Bunu çöp atacağız. Bir şey bir şey yok. Dur, bunu değil. Bunu. Özür dilerim arkadaşlar, kesmediysem. Unuttuysam kesmeyi. Tamam. Öksürüklerimi kesiyorum normalde. Bir aksilik olmazsa unutmazsam. Geçen bir tanesini de unuttum. Ne kadar çok ambush var ya. Kaçıncı ambush kardeşim? Non-combat wisdom check. Umarım çalışır. Çalıştı. Aaaaç! Spike chain. Reveal yetmiyor. Ama üç silah. Discard yapınca kaç veriyordu? Bir de altı daha veriyor. Heat Metal. Bir de Blessing. Aaa! Reroll.
kadar... Recharge deyip 3 damajdan kurtuluyoruz. Seni de sakince recharge'lıyoruz. Aa! Yeter ya! İnat ettim. Gel. Gel geri. Önce bir Staff of Mirror Reading. Alalım. Karizma 4 çünkü. Çatır çatır alıyoruz. Discard. Pit Trap. Gereksiz bir combat damage yenecek. Wisdom veya Dexterity Acrobatics lazım. Yok elimizde. O zaman bunu kullanıyoruz. Gereksiz bir 1D4 combat damage. Neyse, Siedron Madalyon kurtarır gibi geliyor. Auto recharge'layabildiğim için hiçbir sorun yok. Ama gereksiz bir tur. Haste geldi, neyse. Senin Seonin'in yanına gitmen gerekecek bir ara. Alalım Batimax'i yani. Şey bile değil. Magical bile değil. Küre elimizde tutmayalım ama opsiyonel discard'la en azından seni atalım. Kayra'da da çok silah olmuş ya. Geçen oyunda evet silahları arttırdım. Şunu yapalım. Madem böyle bir opsiyonumuz var. Madem rogumuzu bir şekilde buraya getirmeyi başardık. Aa, Wisdom 8 ile kombata giriyor bu. Evet. Sakinci evet, aynen. Sana da bir opsiyonel bir discard. Hayır ya. Belki Trident. Bakalım. 12 turumuz kaldı ya. Aylak aylak geziniyoruz. İki yeri hızlıca kapattık diye. Burası çok hızlı azaldı. Bilmiyorum sanki. Neyse tamam. Bury discard. Okey. Bir de bu. Of. En iyi silahımızı kaybettik. Bury 1'de 4 kart. Yes. Hadi 1. Tüm elimi börüleyeceğim. Bir de destenin üstündeki kartı börüleyeceğim. Paladin'in canı yok. Neyse, Paladin kürü çekti. Kendi kürünü şu anda kullanabiliyor musun? Aynen, bir şu anda bir kullan. Hadi be. Neyse, destesini azıcık doldurdu. Ah, gene mi sen? Wisdom'a veriyor, güzel. Senden kart kullanmak istemiyorum ama bunu bir daha yemek istemiyorum. Paladin fedakarlık yapıyor takım arkadaşları için. Explore now. Çünkü acele etmemiz gerekiyor. 11 turumuz kaldı. Bu hangi tanrı ya? Aa, Sivana falan mı geldi? Oha, Sivana'nın blessing'i de çok iyiymiş ayrıca. Sivana illüzyonların tanrıçası. Osiron taraflarında, yani güney taraflarda Katapeş, Osiron falan tapılıyor. Okey. Frozen Amulet ne yapıyordu? İş yapmıyormuş ki. Ataklı spell. Hmm.
sakince Ogre ile vuralım. Şey, Lightning Bolt'u vuralım Ogre'ye. Şimdi Wisdom'a ya... Okey, her şeyini verdi Paladin bunun için. Kyra Paladin'in yanına gidecek. İki spell kaybettik. Boss niye buradaydı? Boss niye burada? Boss buradaysa bir dövelim o boss'u. Aynen boss buradaysa dövelim o boss'u. Karizma veya diplomasi. Hiçbir artın yok ki senin buna. Yes! 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 İşte Merisia beni asla yarı yolda bırakmıyor. Çünkü o bir rogue. 58. Hadi Kayra'cığım. Aa, işte dinciden medet umuyoruz burada. Neyse. First of Force göstereceğiz. Önce amuleti discardlayacağız ilk combat check için. İkinci combat check için de Sihedron madalyonu discardlayacağız. Of, çok korkunç. Flask of Force ne iş yaptı be. Ha, kart çekmedim. Of, çok kötü olacak bu. Boss burada. Kürü başkasına kullanacaksın. Okay, Rusted Blacksmith aldık. Turumuz bitiyor. Rusted Blacksmith'i çöpe atıyoruz sakince. Bir de Flaming Schmitter'ı çöpe atıyoruz. Burayı da hızlıca kapasak güzel olur aslında. Okey, ben bunları böyle böyle alırım ki. Ama Iko, yes! Herhangi bir çeke bir D10 alıyorsun ama ben işte. Burada yaratıklar falan kaldı karşımıza, başımıza, o yüzden. Sen canım benim, Kyra neredeyse oraya gidiyorsun. Sonra hatta sana şöyle bir güzellik yapıyoruz. Sakince Kyra bunu oynuyor ve seni heal'lıyor. Sen de recharge ediyorsun Kyra bu kartı. Ediyorsun, et, çok güzel. Paladinimiz boş boş dövüşecek. +1/8 +1/6 ile 8+6. Yani. Hani. Mucizeler falan gerekiyor bunun hit olması için. 3 attım. Magic Blade recharge edelim. Evet, senin el çekmemen beni çok gereksiz üzdü. Sen de Kyra'nın yanına gidiyorsun. Aa, bu çok gereksiz oldu.
Aa, bu benim tamamen aptallığım. Bu çok gereksiz oldu. Boss'u bulduk. Şimdi tek isteğimiz senin burayı kapatabilmen. Evet. Şimdi Kayra üst üste iki kombat yenmesi gerekiyor. Kayra two-handed değil. One-handed kullanmasının avantajı. Bu 1d8 artı 2 ve 1d6. 1d6 artı 1d6. İkisinde de tam ikisinde discard'la yapacaksın zaten. Heat Metal. Heat Metal buna oynanacak. Sende turluk buff var mı? Turluk buff yok sende. Okey. Recharge edelim. Sanırım kombatı kazanamayacağım ama. Çünkü bir şey yapmadığım için. Onu tam hala çözmüş değilim. Discard. Paladin'den bir Blessing of Gorm gelecek. Bu yeterli. Biri 3 yapıyor. Dog Slicer'ı çok seviyorum. Undefeated olduğu için bir damage vuruyor herkese. Undefeated sayılıyor bu çünkü. Silahın kaldı mı? Kalmadı. Dur sen kendin. Of, çok gereksiz üzüyor bu beni. Improved Arcane Armor'u discard'lıyoruz. Bir dakika, Improved Arcane Armor niye çalışmıyor? Okey, çalışmış. Tamam. Tekrar o desteğe gidiyor zaten. Burayı kapatmam lazım. Niye kapatıyorum ki ben burayı? Tamam, buradaki kartların hepsi gidecek o zaman. Ha. Bizi atıyor buradan. Niye böyle bir şey oluyor? Bizi kovdu buradan. Ama lokasyon kovmayı şey yaptı. Fight'i kaybedince niye yer değiştirip değiştirip duruyorum ben? Onu kaçırdım. Sireni gene avoid diyeceğiz. Çalışacak mı bu? Çok merak ediyorum. Ha yok, direkt yapamıyoruz. O zaman değil miyiz? Onunla Kayra dövüşsün. Şu anda o kadar kötü durumdayım ki sanırım kaybettim bu şeyi. Evet arkadaşlar, bu kayboldu. Bu footage'i görmüyorsunuz bile. Belki. Bilmiyorum. Yani daha kötüsünden dönmüşlüğüm var. O yüzden aslında büyük konuşmasam daha iyi sanki ama Magic Letter Armor'u alalım. Sage'i Boss tekrar geldi. Burayı Kayra kapatmayı başarırsa evet, tamam. Bir dakika, Paladin sizde kazanabilirim burayı. Senin iki kombat çek dövmen gerekiyor. İlk için Incapacitated
Counter'ı çöpe atıyorsun. Hayır. Tam içersek zaten bittik. Recharge mı, reveal mı? Evet. İlkini böyle dövüyorsun. İkinciyi... böyle dövüyorsun. Ve kazandık. Beklemiyordum. Güzel. Düşen kişi. Umarım, bakalım, belki Paladin için tekrar yaparım bunu. Bu savaşın kazanılmasıyla beraber Turtleback Ferry'nin halkı ani bir tehdit, yakın bir tehdide karşı değiller. Artık Bell Breakbones'un, işte bu ogrelerin başındaki adam sanırım, evine sızıp yılanın kafasını kesmenin vakti geldi. Merisiel tabii ki gene şeyin aklın yolunu gösteriyor. Bakalım senaryo reward neydi? Paladinimiz için almamız gerekecek mi ayrı oynayarak? Evet, paladinimiz için de almamız gerekecek. Sakince bir ara. Undead Lore mu, el limiti mi? Undead Lore mu, el limiti mi? Sana ne gideceğim ki? Sana Exorcist gidersem... Weapon ve Armor'a da şey alıyorsun. Sana Healer gidecek olursam... El limitin artacak. Gene Dawnflower's Favor gelecek. Oo, bu çok zor bir seçim olacak ya. Healer'a gideceğim şimdi. Arkadaşlar sorun şu. Healer'a gideceksem Hand Size'a vermem lazım. Çünkü Undead'de alacağım artı bir çok değmiyor. Ama eğer şeye gideceksem, Exorcist'e gideceksem, burada Enemy Lore için şey var. Diğerlerininkilere bakmam lazım. Sen, of, bu gerçekten zor bir karar olacak. Sendeki seçenekler Celestial veya Abyssal Sorcerer. Celestial Sorcerer ne yapacak? Arcane Blast'in böyle hani suyunu, ateşini çıkaracak bir şey olacak Celestial Sorcerer ve Fire Damage'lardan az damage alma gelecek. Lady of the Farazman'ın favori. Tamam, bu doğru zaten. Okey. Abyssal Sorcerer gidersem ne olacak? Gene aynı kafa. Gene aynı kafa. Sadece burada Word Sacrifice diye bir şey alacağım. herhalde Celestial gideceğim ya. Neyse. Sende. Akrobat el limitini 7'ye çıkaracak. Silah proficiency'si alabilecek. Sinik hatamı arttırabiliyorum. Sabotaj barrier, tamam. Item collector. Tamam. Thief olursam ne oluyor? Gene sinik atak. Sabotaj location'ı 1 olarak alabiliyorum. Black Marketeer diye item almak kolaylaşıyor. Bir de Magic Expert. Magic Expert güzel. Bunların hiçbiri Kyra'ya yapacağım bir yılda etkilemedi ama. Weapon Acquire ve Purge Undead diye bir özellik geliyor. Healer gidersek... Healer gideceğim ya. Ne kadar istemesem de healer gideceğim. Şimdi de o yüzden sana ele veriyorum. Of. Healer cleric mi oynanır ya? Current lore'nu bir düzelt. Sinik hata üçleyelim. Her şekilde oradan ilerleyeceğiz seninle. Sende de
Sorcerer'a geri dönelim. Fire Blast'ın üçüncüsünü almak mantıksız değil. Çünkü oradan ilerleyecekmiş senin karakterin. Confirm. Evet arkadaşlar. Bir de bu kısım var. Neyse bu kısım çok zor değil. Bu kısmı zaten çoğunuz sevmiyor. Ben yavaş yavaş... Ama neyse yine de göstereyim. Şunları bir alalım. Bunları başkalarına vereceğiz çünkü. Bunları sana vereceğiz. Mesela şu War Razor. Ama Spike Chain. Hepsi güzeldi silahlar. Tamam şimdi elimize yeni gelen kartların bir kısmını birilerine vereceğiz. Silah. Aynen. Ya, Flaming Scimitar... Niye bu kötü bu kadar? Mesela... Dog Sizer çok iyi. Warhammer artı 2 yerine Trident artı 2 çünkü 1 de 6 şey Trident one handed Warhammer da one handed sanırım bilmiyorum. Tamam sen melee silah vermeyeceğiz zaten. Warhammer artı mesela şimdi Longsword yerine oyun diyor ki bana oyun bana şunu yap diyor. Ama Longsword senin silahın. Longsword Iron Maiden'ın silahı. Evet, yapacak bir şey yok. Roleplay daha önemli. Roleplay daha önemli. Böyle şey hani kendini zorlarmış gibi daha önemli, daha önemli. Böyle hani şey inanmadan söylüyor. Değil mi? Bu ilginç bir şey ama ben bunu kullanmayacağım. O yüzden böyle tamamlayarak arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Şimdi arada ben bu görevi tekrar oynayıp paladinimize de bu buff'ı alacağım. Sizle sonra görüşmek üzere.